NASA Güneş'in üzerinde yaklaşık 20 dünya büyüklüğünde koronal delik gözlemledi. Bünyesinde her an sonsuz sayıda gerçekleşen etkileşimle, canlı kalmaya ve bize hayat vermeye devam eden Güneş, son günlerde üzerinde devasa deliklerle poz veriyor. 22 Mart'ta tespit edilen ve 30 dünya büyüklüğünde olan deliğin ardından bugün, bir dev delik daha gözlemlendi. NASA tarafından gözlemlenen yeni delik, Geçtiğimiz günkü kadar büyük boyuta sahip değil. Delik 18 ila 20 dünya büyüklüğünde ve dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Pek çok kişi tarafından delik olarak anılan bu siyah noktalar aslında koronal delik olarak tanımlanır. Güneşin manyetik alanının uzaya saçılmasıyla oluşan yapılar çok şiddetli güneş rüzgarlarının olacağına da bir işarettir. Örneğin, son gözlemlenen deliğin dünyaya doğru saatte, 2 milyon 896 bin kilometre hızla, güneş rüzgarı göndermesi bekleniyor. Hız her ne kadar etkileyici olsa da, bu seviyedeki rüzgar, dünya için bir tehlike arz etmiyor. Bilim insanları, dünyaya cuma gününe kadar varması beklenen güneş rüzgarlarının, dünyadaki elektronik altyapıyı bozmayacağını, yalnızca bazı bölgelerde auroralar oluşturacağını paylaştı koronal delikler, normal şartlarda güneşin kutup bölgelerinde gözükürler. Fakat her 11 yılda bir, güneşteki aktivitelerin zirveye ulaşmasıyla bu durum değişebilir. Güneşin ekvatorunda dahi, delikler görülmeye başlanabilir. İşte son gözlemlenen delik de, aslında bunun bir kanıtı. Delik güneşin ekvatoruna, çok yakın bir noktada yer alıyor güneşin yüzeyinde dev bir delik belirdi ve, cumadan pazar gününe kadar dünyaya, 1,8 milyon mil hızda güneş rüzgarları gönderebilir. Güneşte dünyanın 30 katı büyüklüğünde, bir koronal deliğin keşfini takip ediyor. Bu ilk delik bizden uzaklaşmaya başladığında, yeni dev bir koronal delik yaklaşık, 18 ila 20 dünya çapında görüş alanına girdi. Koronal delikler, uydulara zarar verebilecek ve Dünya'ya ulaşırlarsa, çarpıcı auroraları ortaya çıkarabilecek, güneş rüzgarlarına uzayasalar. Bilim adamları, Dünya'nın bazı bölgelerinde, kutup ışıklarının tetiklenmesine yardımcı olabileceğini söyleseler de, altyapıya zarar veren bu delikten endişe duymuyorlar. İşte nedeni koronal delikler oldukça yaygındır, ancak genellikle rüzgarlarının uzaya püskürtüldüğü, güneşin kutuplarına doğru görünürler. Güneşin yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen, bir aktivite zirvesine doğru hızlandığı için, bu deliklerin güneşin ekvatorunun yakınında görünme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Bu ekvatorda olduğu için, dünyada merkez meridyeni geçtikten birkaç gün sonra, hızlı bir rüzgar göreceğimiz anlamına geliyor. Koronal deliklerin saniyede 800 kilometreden çok daha hızlı güneş rüzgarlarını patlatabileceğini söyledi. Bu yaklaşık 1,8 milyon mil demektir. Bu koronal deliğin şekli özellikle özel değil. Ancak konumu onu çok ilginç kılıyor. Bu koronal delikten bu hafta cuma gecesinden cumartesi ve pazar sabahına kadar dünyaya hızlı bir rüzgar gelmesini bekleniyor. Güneş büyük bir plazma topudur. Bu plazma, güneşin içinden yüzeyine çalkalanır ve bunu yaparken, alçalan ve şişen, çarpışan ve birleşen manyetik alanlar yaratır. NASA'ya göre, bu manyetik alanlar doğrudan uzaya fırladığında, bir koronal delik ortaya çıkıyor. Bu güneş rüzgarlarının, güneşten gelen plazma parçalarının, yüksek hızda uzaya kaçmasını çok daha kolaylaştırır. Bu alanlar genellikle çevredeki sıcak, çalkalanan plazmadan daha soğuk ve daha az yoğundur. Bu da neden Güneş'in fotoğraflarında daha koyu lekeler olarak göründüklerini açıklar. Bu manyetik çizgiler dünyaya bakıyorsa, o rüzgar atmosferimize çarpacaktır. Güney yönünde ise bir uzay hava olayı yaşamamız daha olasıdır, ancak bunu henüz bilmiyoruz. Geçen hafta gökyüzü, Arizona kadar güneyde görülen parlak auroralarla aydınlandığında, bunun nedeni yalnızca koronal delik değildi. Deliğin dünyaya baktığı sırada birkaç koronal kütle fışkırması, uzaya fırlatılan büyük plazma patlamaları meydana geldi. Ve devasa bir jeomanyetik fırtına yarattı. Etkinin bu kadar güçlü olmasının nedeni buydu. Uzmanlar, bu koronal delik durumunda, bunun tekrar yaşanmasının pek olası olmadığını söyledi. Bu kutup ışıkları hayranları için çok üzücü, ancak güçlü ve o manyetik fırtınalar uydulara, altyapıya ve radyo sinyallerine zarar verebileceğinden, gezegen savunması için muhtemelen iyi bir haber. Aynı zamanda dünyaya yönelik bir CME elde etmediğimiz sürece, bunun çok fazla heyecanla sonuçlanacağından şüpheliyim. Yine de, uzay havasını doğru bir şekilde tahmin etmek, her zaman zordur. Uzay hava durumu için, tahmin yeteneklerimizde gerçekten gerideyiz. Bu nedenle, teorik fizik, süper bilgisayarlar üzerindeki plazma simülasyonları ve ortak ESA NASA misyonu SOLAR gibi, en son uzay araçlarıyla yapılan son gözlemlerin yardımıyla, uzay havasını anlamak için çok çalışıyoruz.